Evet, bugün e, Object Oriented Programming, yani nesne yönelik programlamadaki ilk örnek e, dizaynımızı yapacağız. Büyük bir dizayn olacak, e, bir oyun olacak. Amiral battı oyunu. E, şimdi Amiral battı oyununu e, bilgisayara karşı oynuyor olacağız. Dolayısıyla bir insan oyuncumuz olacak, bir de bilgisayar oyuncumuz olacak. Bu insan ve bilgisayar oyuncularının e, amacı aslında karşı tarafın e, gemilerini batırmak. E, oyunu biraz hatırlarsak e, amacımız nedir? Her iki tarafın 10'a 10'luk bir e, tahtası var ve bu 10'a 10'luk tahtanın üstünde e, gemilerini e, yerleştiriyorlar. Sonra e, bu gemiler yerleştirildikten sonra da e, oyuncular sırayla e, ateş ediyorlar. Ee, tabii bir takım varyantlar var ama temel olarak e, ana fikir aslında şu e, insan ateş ediyor veya oyuncu bir ateş ediyor eğer karşı tarafta bir e, koordinatı vuruyorsa e, vurduğu koordinatta bir gemi varsa karşı taraf e, vuruldu diyor geminin şeklini şemalini veya ne kadarını vurduğunu söylemiyor ipucu vermiyor. Ondan sonra eğer e, vurulan gemi battıysa ama e, battığını söylüyor. Tabii bunun da varyantları var. Battığını söylemediği varyantlar da var. E, bunlardan da bir tanesini seçmek lazım implement ederken. Ufak tefek değişiklikler tabii ki ama ana fikir biz battığını söylediği e, versiyonu e, kodluyor olacağız. Ee, dediğim gibi e, küçük ölçekli bir proje değil, e, aşağı yukarı 8-10 e, sınıftan oluşan bir proje ve bizim e, ders boyunca anlattığımız, anlatıyor olduğumuz, anlatacağımız e, yapıların neredeyse e, önemli bir kısmını içeriyor e, olacak. Dolayısıyla iyi bir uygulama e, biçimi diyebiliriz. Şimdi... E, Object Oriented Programming'teki ana amaç aslında design. Yani biz bir problem bize verildiği zaman bu problemi ne yapmaya çalışıyoruz? Ee, sınıflarını ayırmak istiyoruz. Burada tabii sınıflara ayırırken de e, ilk yaptığımız şey e, aslında e, kavramlar neler onlara bakmak. Şimdi böyle bir oyunda e, kavramlar dediğimiz zaman neler var? Örneğin hemen ilk akla gelen şey e, oyuncular. E, oyuncuların bir takım davranışları var. E, oyuncular oynuyorlar e, ve bu oyunlar oynarken aslında bir takım aksiyonlar meydana getiriyorlar. Bu actionlar meydana getiriyorlar ve dolayısıyla oyuncunun e, aslında bir kavram olarak bulunduğunu e, biliyoruz. O zaman e, ilk e, oyuncumuzu yaratalım. E, Klasör olarak main java'nın altına ekliyoruz. Pa e, do Hmm, projeyi daha önceden açtım. Dolayısıyla player adlı yani oyuncu klasımızı yaratıyoruz. Ee, şimdi oyuncu klasımız e, dedik ama oyuncu klasımız e, bir abstrak klas olacak. Neden abstrak klas olacak? Çünkü aslında iki tip oyuncumuz var. Bunlardan bir tanesi insan oyuncu, bir tanesi de aslında bilgisayar oyuncu. Dolayısıyla o iki oyuncuyu birbirinden Ayırt etmemiz lazım çünkü farklı şekilde davranacaklar ee, geleceğiz aslında birazdan detaylarına ama insan e, oyuncunun da bilgisayar oyuncunun da ortak bir takım özellikleri olabilir ki olacaktır da bunları aslında abstrak sınıf olan player'ın içine ne yapacağız yerleştiriyor olacağız normalde yani player'ın bir instansı olmayacak abstrak sınıflardan e, hatırlıyoruz bunu. Ee, ama e, bilgisayar ve e, insan oyuncunun e, instance'ları olacak. Peki o zaman bunu extend eden e, insan ve bilgisayar oyuncuları e, açalım. Human player dediğimiz e, sınıf. Bunun e, player'ı extend ettiğini e, yazalım. Böylece abstract sınıfı extend ettiğini gösterelim. Sonra da bilgisayar oyuncuyu ekleyelim. Bilgisayar oyuncu da... ...aslında gene aynı şekilde... ...ne yapıyor olacak... ...bir oyuncuyu extend ediyor... ...olacak... ...şimdi bunları tasarlarken aslında hemen... ...bir takım... ...temel... ...aklımıza gelen nosyonları yerleştirelim... ...bunlardan bir tanesi aslında oyuncuların... ...ortak ne özelliği var... ...bir kere bir... ...ismi var oyuncunun... ...şimdi burada tabii ki isime... ...her iki sınıfta da ihtiyacımız... ...olabilir... E, modifiye edeceğimiz düzelteceğimizi düşünmüyoruz e, dolayısıyla bunları private e, yapmamız e, mantıklı olabilir protected de yapabiliriz eğer gerçekten insan oyuncu ile bilgisayar oyuncu içinde değiştireceksek veya erişeceksek erişeceksek de tabii ki e, o zaman zaten bir getter yazmamız lazım ama şu aşamada şu, e, erişeceğimizi hemen erişeceğimizi düşünmüyoruz bunun dışında bir tane de abstract metot e, yazmamız lazım. O da nedir? E, oyun. Yani kullanıcı oyuncu dediğimiz şey bir oyun oynayacak. Dolayısıyla bir e, oyunu e, bir yere bir koordinata oynayacak. Heh, şimdi bir koordinata oynayacak dediğimiz zaman zaten hemen e, bir koordinat dediğimiz şeyin e, ne olduğunu görüyoruz e, bir kavram olarak oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir koordinatı oynayacak demek aslında bir koordinat gibi bir sınıf olacağını bize ne yapıyor? Gösteriyor. Dolayısıyla koordinat diyoruz ve bu koordinat sınıfını elde ediyoruz. Koordinat sınıfının tabii nesi var? E, satır ve sütunu var. Satırlar genelde harflerle gösteriliyor e, Amiral Batto oyunda. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J şeklinde. Dolayısıyla ama biz bunu tabii karakterle gösterebilir miyiz? Gösterebiliriz. Ee, ama basit olması açısından, işlem kolaylığı açısından e, tam sayı olarak da tutabiliriz. Dolayısıyla e, bir tane e, koordinatın e, row e, no'su olsun. Bir tane de koordinatın e, ne'si olsun? E, column no'su olsun. Yani kaçıncı satır, kaçıncı sütun olduğunu e, göstermek açısından e, bu, bu şekilde bakıldığı zaman tabii row no dediğimiz şeyler kimle kim arasında olacak? Aslında A, B, C, D, E, F, G, H, e, 4, 8, I ve J şeklinde 10'a kadar giderken kalım no'lar aslında birden 10'a kadar gidiyor olacak. Yani row no'yu sayı olarak tutacağız ama 0 aslında A'ya karşılık gelecek gibi düşünebilirsiniz. Şimdi peki bizim oyuncumuz ne oynayacak? Bizim oyuncumuz bir abstract e, metot olacak. Bu abstract metodun içinde bir coordinate oynuyor olacak. Ve bu durumda da play diye bir metodu ne yapıyor e, tanımlaması gerekiyor olacak. Tabii bunu gördüğümüz, e, bunu eklediğimiz anda hemen neyi görüyoruz? İki related problem ortaya çıktığını görüyoruz. Bunun temel nedeni aslında insan ve bilgisayarın bunu implement etmeleri gerekmesi Dolayısıyla bunu hemen Related Problem'dan otomatik düzeltebiliriz. Genelde bunların üzerine ya burada onları görüyoruz Human Player'da. Bakın hemen çıkıyor. Implement Methods deyip Play'i ne yapabiliriz? Implement edebiliriz. Bakın hemen Null dönüyor. Şu anda tabii Null dönmesi çok dert değil. Çünkü zaten bir şey oynamayacak. Ondan sonra aynı şekilde Computer Player içinde implement dediğimiz zaman... Bunları da e, oraya görüyoruz. Şimdi Bunları da aş e, kapatalım. E, Coordinate'i de tanımladık. Player'ı da e, string name ve e, play'i tanımladık. Şimdi tabi e, bunun e, name'ini nasıl set edeceğiz? Bir constructor'a ihtiyacımız var ama şimdilik metotlar üzerinden ilerlemeyelim. E, sadece abstract metot üzerinden gittik. Şimdi gelelim diğer şeylere. Nedir? Burada Koordinat dedik, insan oyuncu, oyuncu ve bilgisayar oyuncu dedik. Bir de ne lazım bize? Bir tahta lazım. Yani tahta dediğimiz şey aslında oyuncunun sahip olduğu aslında tahtaya karşılık geliyor. O tahta e, kendi tahtası var tabii oyuncunun. E, ama tabii e, onun dışında da rakibin tahtasını da ne yapması lazım? Biliyor olması lazım. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman e, bir board diye bir class tanımlamamız sınıf tanımlamamız mantıklı oyuncunun tahtasını tutabilmek e, açısından. Şimdi tahtada neler var? E, tahta sınıfının içinde neler var? Bunlara e, birazdan geleceğiz. Aslında burada tabii e, tahta sınıfı e, temel olarak işte e, değişik şekillerde de tasarlanabilir. Bir tasarlanma biçimi aslında e, isabet ettirdiğimiz e, yerleri e, tutacağımız, yani koordinat olarak atılan yerleri tutacağımız e, kısım e, olabilir. E, dolayısıyla bir e, tabii ki ona onluk bir array olacağı için bir integer array e, tanımlayabiliriz. Bu integer array'de aslında neyi belirleyeceğiz? O da aslında bizim e, tahtanın kendisi olacak. Dolayısıyla buraya e, board'da e, diyebiliriz. E, tabii e, private olarak tanımlamak kaydıyla. Şimdi burada e, tahtanın e, tahtanın içinde yani tahtada işaret ettiğimiz buradaki integer olarak verdiğimiz şeyler nelere karşılık gelecek? İşte 10 satır 10 sütun Gör, e, kullanıcı bir atış yaptığı zaman karşı tarafta neyi vurdu? Yani neyi vurmuş olabilir? E, hiçbir şey vurmamış olabilir. Buna karşılık board e, bir gemi vurmuş olabilir. Dolayısıyla aslında burada integer tutmak yerine e, ne yapabiliriz? Bir e, enumerated type tanımlayabiliriz. İsterseniz öyle bir şey tanımlayalım. E, enumerated class. O da mesela hit type olsun. Hit type dediğimiz şey aslında e, bizim neyimizi gösteriyor olacak. Karşı tarafta neyi vurduğumuzu gösteriyor olacak. Hit type dediğimiz şey ne olabilir? Hit type dediğimiz şey boş olabilir. E, bir de ship olabilir. Dolayısıyla karşı tarafta boş bir yeri de vurmuş olabiliriz. Bir de e, gemi de vurmuş olabiliriz. Dolayısıyla board'a da integer dediğimiz zaman aslında integer demek yerine hit type tanımlamamız daha mantıklı e, olacaktır. Dolayısıyla bu bizim kendi tahtamız olabilir. E, kendi tahtamızda nereyi vurduğunu gösteren e, bir de e, şey olabilir. Tabi burada hit type'da empty dediğimiz hiç hit edilmemiş mi? Yoksa e, edilmiş mi? Empty aslında hiç atış yapılmamış yeri gösteriyor. Ship atış yapılmış ve gemi vurulmuş oluyor. Dolayısıyla aslında bir tane de hit diye bir şey tanımlamamız daha mantıklı dolayısıyla empty boşlara karşılık gelecek hit gemi olmayan vuruşlara karşılık gelecek ship ise gemi olarak vurduğumuz kısımlara karşılık geliyor olacak dolayısıyla board bu şekilde tahtayı gösteriyor olacak bir de hızlı olması açısından neye ihtiyacımız var gemilerin ihtiyacımız var e, gemileri tutmamız lazım yani kaç tane gemimiz var bu gemiler nerede e, diye Onun için de gene e, bir neye ihtiyacımız var gemi yapısına ihtiyacımız var Dolayısıyla e, bu gemi yapısını da e, ship olarak tanımlarsak e, Ship klası olarak ship klasının da gene e, nesi olacak e, bir e, özellikleri olacak Şimdi geminin nesi var? Geminin bir başlangıç koordinatı var. Ee, bu başlangıç koordinatı o geminin ilk koordinatı e, gibi düşünebilirsiniz. Bu başlangıç koordinatına start e, coordinate diyelim. Bir de e, bu geminin yönü var. Yani gemi sağa doğru mu yerleştirilmiş, aşağı doğru mu yerleştirilmiş? Sola ve yukarıya yerleştirmeye gerek yok çünkü köşeyi belirledikten sonra aslında gemi sağa veya aşağı doğru gidiyor olacak. Dolayısıyla bir de geminin nesini belirlememiz lazım? Direction'ını belirlememiz lazım. Bu Direction dediğimiz şey de geminin yönünü gösteriyor olacak. Dolayısıyla Down veya Right olarak tanımlayabiliriz. Tabii ki bunu Enumerated ee, Class olarak tanımlamamız lazım. Okey, o zaman geminin bir de yönü olacak. Geminin yönü e, ne tarafa doğru gemiyi yerleştirdiğimizi gösteriyor olacak. E, onun dışında geminin tabii ki uzunluğu olması lazım. Gemi kaç karakter e, bazında? Bir de tabii gemiyi gerçekten Vurdu mu, vurmadı mı? Şimdi bunu tutmayabiliriz. Şimdilik tutmayalım ama ihtiyaç olduğunda geminin batıp batmadığını anlamak için kolaylıklık sağlayabilir bize. Aks takdirde geminin her e, koordinatını belirleyip o koordinat üzerinden e, isabet edip etmediğini tutmamız lazım. Niye buna ihtiyacımız var? Çünkü geminin batıp batmadığını söylüyor olmamız lazım ee, o zaman bir tane de hit diye bir e, variable tutalım. Hit variable'ı o geminin aslında e, koordinatlarını hit etti mi etmedi mi bunları e, göstermek için kullanıyor olacağız. Dolayısıyla işte örneğin 5 uzunluğunda bir gemi varsa o geminin hit e, ereği 5 uzunluğunda olacak. Ve ilk başta tabii ki hiçbir hit edilmediği için false oluyor olacak. Okey. Gemiyi de bu şekilde tanımladıktan sonra geliyoruz. Aslında e, borda. Bordta gemilere ihtiyacımız vardı. Dolayısıyla gemileri tanımlayacağız. Kaç gemimiz var? Başlangıçta gemilerin sayısı belli ama gemi ekleyip çıkartma yapacağımız için bunu zaten e, list yapısını da derste anlattığımız için array list e, olarak e, tanımlamak e, yeterli olacak. Tabi burada dikkat ederseniz gerçekte hit type dediğimiz şey yani hit edilen şeyler e, aslında bordun üstünde hit edilenler. Yani sizin kendi e, arayüzünüz olarak düşünün. Kendi arayüzünüzde gemileri yerleştirdiğiniz yerler hit board değil. Gemileri yerleştirdiğiniz yerler ship'ler. E, hit'ler ise o kişi karşı taraf attığı zaman e, board, kendi gene board'unuz üzerinde nereyi işaretlediniz. Dolayısıyla board dediğimiz şey burada hem kendi bordumuzun üzerinde gemilerimizi ve şey gösterirken aynı zamanda da rakibin bordunu da ne yapıyor olacak gösteriyor olacak o açıdan ama tabii ayrı iki klas olarak. Okey dolayısıyla tahtayı da böyle düşündüğümüz zaman karşımıza ne çıkıyor aşağı yukarı yapı çıkıyor. Oyuncunun tabii o zaman neye ihtiyacı var bunları tutması lazım. Dolayısıyla bir tane boardu var. E, kendi boardu. Bir tane de boardu var. Aslında e, karşı tarafın boardu. Bu iki board e, kullanıcının elinde kullanıma amade olarak duruyor olacak. Ve bundan ilk başta initialize edilmesi lazım vesaire ama onları zaten e, geliyor olacak. Olacağız. Şimdi bu durumda işte oyuncuları tanımladık, board'u tanımladık, tahtayı tanımladık, yönü tanımladık ve bu şekilde aslında ilk hedefimizi aşağı yukarı tanımlamış olduk. Bir de programın kendisini, oyunun kendisini tanımlamamız lazım. Dolayısıyla bir game diye bir class tanımlayalım. Bu game classı oyunun kendisine ait olacak. Dolayısıyla oyunu drive eden klas, game klası olacak. İşte oyuncuları, yapıyı, tahtayı tabii oyuncular da tutuyor olacağız ama temel olarak işte oyuna baktığınız zaman oyuncuların kendisinin bulunduğu yapı olacak. Bir de tabii ki oyunu yaratan ve oynayan bir main klasımız olması lazım. Bu main klasımız da basitçe aslında bir Public Static Void Main içerecek. E, ve bu main ile de aslında ana oyunu çalıştırıyor olacak. Temel olarak bir tane game yaratacak. Dolayısıyla bir game constructor'ına ihtiyacımız var. Onu yazalım. Sonra bu game'in içinde de bir tane de tabii ki bir Play metodu olacak. Bu da oyunu oynuyor olacak. Dolayısıyla main'in içinde bir tane e, game yaratılacak. Bunun detaylarına birazdan geliriz. Sonra da game'i play dediğimiz zaman oyun oynanıyor olacak. Dolayısıyla ana fikrimiz oyunumuz aslında temel olarak böyle. Tabii ki şu anda çalıştırdığımız zaman hiçbir şey olmayacak çünkü e, zaten ortada bir şey yok. Okey. Dolayısıyla ana çatıyı bu şekilde ne yapmış olduk, belirlemiş olduk. Bir sonraki e, videoda yavaş yavaş artık içlerini doldurmaya başlıyor olacağız.